Selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla yine karşınızdayız. Böyle bir zürafa çıngırak örmüştük bir video öncemizde. Buna bir takım olarak diş kaşıyıcı örmek istedim. Onu da siz de yanına eklersiniz. Ben hazırlıklarını yaptım. Bu videoda hepsini anlatacağım. Çok kolay bir şekilde siz de tamamlayacaksınız. Set yapmak falan isterseniz diye örmek istedim. Hadi hemen başlayalım. Şöyle en basit kısmından başlamak istiyorum. Bu diş kaşıyıcımızın kafası aynı. Yani daha önceki zürafa videomuzu seyredeceksiniz. Kafasını, kulaklarını ve boynuzunu aynı şekilde öreceksiniz. Kafasını nereye kadar öreceksiniz onu söyleyeyim. Tümden buraya kadar örüyorsunuz. En son 18 sık iğneye kadar indiğimiz bir yer var. Oraya kadar örüyorsunuz. Burada tek fark 12 sık iğneye indim ben. Yani 18'den sonra bir ör, bir kes yaparak sıra başına kadar 12 sık iğneye kadar ineceksiniz ve kafayı tamamlayacaksınız. Geri kalan her şey aynı. Burnu, kulakları, boynuzları, işte işlemeleri tamamen her şeyi aynı. Geri kalan kısmını bu şekilde öreceksiniz. Papyonu da aynı. Papyon kullanmak isterseniz. Şu şekilde. Papyonu da aynı. Bunu da aynı şekilde öreceksiniz. Geldik kalan kısmına. Şimdi şöyle bir halka için bir parça örmemiz gerekiyor. Bunu nasıl ördük? Bunu hemen anlatayım. Çok kolay bir şekilde ördük. Yine ben takım olsun diye sarı ipliğimle ördüm halkasını. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 7 tane sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. İkinci sıramda her sık iğneye yine çift batarak toplamda 14 sık iğneye ulaşana kadar örüyorum. 1, 2. Yanına yine çift batıyorum. 4. Bir yana geçiyorum. Çift batıyorum. 6. Bir yana geçiyorum. 8. Bir yana geçiyorum. 10. Diğer yana geçiyorum. 12 ve bir yana geçiyorum. 14. Aslında hepsi bu kadar. Artık artırma, eksiltme yapmadan 14 sık iğneyi toplamda 50 sıra boyunca örmeniz gerekiyor. Baştaki ördüğümüz 2 sırayla beraber toplamda 52 sıra oluyor. İçini belli aralıklarla elyaf dolduruyorsunuz. Sadece şu kısımda bakın. Yaklaşık 2 parmak kadar kısma elyaf doldurmuyorsunuz. Ve bunu bu şekilde halka yapacağız. Ve buraya dikeceğiz. Önce onu dikelim. Önce şöyle yapacağım. Bunu uç kısmından buraya bir it ekleyeceğim. Bunu buraya bir oturtacağım. Aynı hizaya gelecek şekilde buradan iğnelerimle tutturacağım. Bakın aynı hizadan dikiyorum. Ve bunu buraya bir tutturuyorum. Bunu buraya dikelim önce. Daha sonra şurayı düzelteceğiz. Oraya tığımızla elyaf çekeriz. Hiçbir şey yapmıyorum. Üstteki parçayı alt kısma dikiyorum. Artı hiçbir şey yapmıyorum.
Çok aşırı sert doldurmanızı tavsiye etmem. Çünkü dönmez bu sefer de. Bu yuvarlak şekli almaz. Onu kendi elinizle ayarlarsınız. Ne az ne çok. Orta karar. Şöyle. Yuvarlatarak dikiyorum. Buranın üstünü kapatacağız zaten. Dikiş payınız başlangıç noktasına kadar gelelim. Eğer isterseniz buna vikvik ya da çıngırak ekleyebilirsiniz. Diş kaşıyıcı olarak kullanacaksanız benim gibi Koton Gold, Alize Koton Gold kullanabilirsiniz. Sadece koton, %100 koton olması gerekiyor. Boyasız. Çünkü ağzına sokacağı için çocuklarımızın tamamıyla tüysüz, boyasız, güvenilir ipler kullanmanızı tavsiye ederim. Oyuncak olarak kullanacaksanız da bu çıngıraklı çıngırak eklemeniz yeterli. Şimdi şöyle. Ben diktim. Başa kadar geldim. Bir iki kere de ipimi şöyle dolandırayım. Ve halkamı tamamlayayım. Ben Elize Cotton Gold dördüğüm için haliyle normal kotonlardan bir tık kalın oluyor. Şimdi şurayı da düzeltelim. Elimizle. Bakın halkamız tamamlandı. Şimdi buradaki dikiş kısmını kapatmak için yapacağımız bir parça olacak. Ama ondan önce ya da önce onu yapalım. Bakın şöyle bir parça ördüm. Şimdi sarıyla öreceğim. Daha net gözüksün diye. Ben şunun takımı olsun diye eflatunla ördüğüm için belki çok net gözükmüyor ama şurada bir topu var ve şöyle de bir parçası var. Bunu şuraya dikişin geldiği yere şu şekilde dikeceğiz. Buraya mesela vik vik koyabilirsiniz, çıngırak koyabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ben sarıyla başlayayım yine. Net gözüksün diye. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatıyorum. İkinci sıramda yine her sık iğneye çift batıyorum ve 12 sık iğneye ulaşıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift yaparak toplamda 18 sık iğne olana kadar bu bir tek bir çifti devam ettireceğim. Bir tek öreceğim. Yanındakine çift. 3 oldu. Bir tek bir çift örüyorum. 6 bir tek bir çift 9 bir tek bir çift 12 bir tek bir çift 15 ve bir tek bir çift 18. Şimdi 18 sık iğneye ulaşınca 4 sıra boyunca 18 sık iğne öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. İlk sıramız tamamlandı. İkinci sıramızı da örelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi şöyle, toplamda siz 4 sıra öreceksiniz. Ben 2 sıra ördüm. Sizi oyalamak istemiyorum. Siz 2 sıra daha ördükten sonra şimdi
Kalan kesme işlemimizi yaptığımızı düşünelim. 18'den 12 sık iğneye düşürmek için bir tane öreceğim, bir tane keseceğim. 2 oldu. 1 örüyorum, 1 kesiyorum. 4. 1 örüyorum, 1 kesiyorum. 6. 1 ördüm, 1 eksilttim. 8. 1 örüyorum, 1 kesiyorum. 10. 1 örüyorum, 1 kesiyorum. 12. Şimdi burada elyaf dolduracaksınız bunun içine ve son sıramızda 6 tane kesme işlemi yapacağız. Yani her iki ilmeği beraber alacağız. 1 2 3 4 5 6. Burayı tabii dediğim gibi elyaf dolduracaksınız. Şimdi 6 tane sık iğneye düştük. Burada kopartmıyoruz. Şu kısmı yapacağız. Şu bağlantı kısmını öreceğiz. Bunun için de bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve buradaki 3 ilmeğimi birer tane sık iğne örüyorum. 2 3 Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Ve tekrar 3 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde döndüm. Yine 3 sık iğne örüyorum. Hep bu şekilde yapacağım. Başında dolu, yani bir kere alacağım. Geri döneceğim ve 3 sık iğne öreceğim. Bir zincir çekeceğim, döneceğim. 3 sık iğne öreceğim. Bu şekilde toplamda ben 19 sıra ördüm. Siz ipinizin kalınlığına göre, önemli olan bunu şu şekilde buraya birleşebilmesi. Yani şurayı kapatacağız. Ona göre ayarlarsınız. 19 bol geldiyse küçültürsünüz. Dar geldiyse 1-2 sıra örersiniz. Amaç buradaki dikiş payını kapatmak. Onu da dikelim. Buradaki aranın açık kaldığını düşünmeyin. Şimdi kapatacağız zaten. Bunu şöyle dikiş payımın, yani bu dikiş yaptığım kısmın üzerine getirerek dikiyorum. Önce bir ucunu sabitleyelim. Burada zaten 3 tane sık iğnemiz vardı. Orayı bir önce dikiyoruz. Daha sonra şimdi diktik. O 6 sık iğnenin arasından elyaf çıkmasın diye iki ucu birleştirip, bakın burada orayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle tamamlandı. Eğer bunu buradan hareket etmesin, alttaki dikiş gözükmesin de isterseniz bunu buraya dikmeniz yeterli. Benim için sorun değil. O yüzden şöyle ipimi kaybediyorum artık. Dolaştırıyorum içinde. Dediğim gibi şu kısma vik vik çıngırak koyabilirsiniz. Bakın şöyle. Bu kısmı tamamlandı. Şöyle yapacağım şimdi. Bu ördüğüm, tamamladığım her parçasını diktiğim kafayı buraya yerleştireceğim. Tam bunun şöyle, tam bunun hizasına. Önce iğneleyeyim. Şöyle orta kısmının şöyle kenara getirelim. Evet. Bunu iki yerinden iğneleyelim ki dikerken zorluk olmasın, kaymasın. Kafasını çok dar dikmeyin. 12 sık iğne ama
Çok dar dikerseniz kafası sallanır. Çok geniş dikerseniz boynu çirkin gözükür. Böyle iğneleyin önce. Muntazam olduğuna kanaat getirince de dikersiniz. Bak şöyle. Bence uygun. Hem kendi çocuklarınızı örebilirsiniz, hem örüp satabilirsiniz, hem elinizden örgü geliyorsa yakınlarınıza, bebek sahibi olanlara hediye götürebilirsiniz kendi el emeğinizi. Bunlar evet çok pahalı, maliyetli ve çok emekli şeyler. Ama hani kendinizin yaptığı bir ürünü hediye etmek de ayrı bir keyif. Satması da çok güzel. Umarım bol kazançlarınız olur satış yapıyorsanız. Kendi çocuklarınızı örüyorsanız hem kendi ördüğünüzün güzelliği hem çocuğumuzla paylaşmanın o keyfi. Bu şekilde bunu dikiyorum. Bir dikelim. Şöyle. Evet, sıkıntı yok. Boynu da bir sorun yok. Bunun yanına bir uyku arkadaşı ekleyebilirsiniz. Bir zürafa ekleyebilirsiniz. Diktikten sonra da şöyle içinden yürütüyorum. Şöyle. Bence oldukça sevimli oldu. Geldik şimdi papyonuna. Ben dediğim gibi papyon olarak diktim ama siz kız çocukları için toka olarak da kullanabilirsiniz bunu. Şuraya belki bir fırfır yapabilirsiniz. Bunu da şöyle toka olarak kullanabilirsiniz. Ben böyle erkek olarak tercih ettim. Çünkü hep kız çalışıyoruz genellikle her şeyi. Dedim bir de böyle olsun. Yine aynı papyondan ördüm. Ve şu orta kısmı tutturuyorum. Yapımı dediğim gibi çok kolay, çok keyifli. Görüntüsü çok sevimli. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle yapalım. Şuradan çıkalım. Şimdi diğer ipimi de takayım. Ve arkada düğümleyelim artık. Ve çıngırağımız ya da diş kaşıyıcımız nasıl isterseniz tamamlanmış oluyor. Şu şekilde. Bakın. Tamamladık. Örgümüzü. Şöyle yakından da göstereyim. Bence güzel bir takım oldular. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Güzel bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Sizinle beraber güzel bir minik bir ailemiz var YouTube'da. Umarım devamını getirebiliriz. Şimdilik size de kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere.